Öğrencilerimde aslında e, İTÜ'nün yapısında da giderek değişen bir anlayış var. Türkiye'nin geleneksel eğitiminde yükleme eğitimi ağırlıktıydı. Aslında bu İTÜ'nün değil bütün Türkiye'nindi. Ben derslerimde örneğin bir konuyu anlattığım zaman o konunun içindeki bilgilere dayanarak ders sırasında bazı sorular soruyorum. Ee, geçmiş bilgi olmasa bile o andaki bilgiyle bu soruya doğru cevap verenlere e, vize sınavında veya finalde 5 puan, 10 puan ek vereceğimi söylüyorum. Benim için e, bilginin yüklü olması ötesi e, yaratıcılığı teşvik eden eğitim sisteminin olmasıdır. Bugün gelişen dünyada zaten bilgiye ulaşmak e, son derece kolaydır. O halde ee, öğrencilerimizin farklı düşüncelere yönelecek, hayal dünyasını geniş tutabileceği bir eğitim içinden geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok başarılı bir olmayan bir öğrenci olarak çok fazla önemli değil. Ee, özellikle lise sıralarında. Ama e, o konunun özünü öğrenmeye, tabii ki bir ölçme sistemine ihtiyacımız var. Ben, ben de tabii ki çok iyi olan öğrencilere onun çalışmasını, katkısını, bilgilisini değerlendirmek üzere daha yüksek not verme çabasındayım. Ama bütün başarı için not esas değildir. Zaman zaman orta sırada yer alan öğrencilerin bile hayat başarısının çok önde olabileceğini görüyoruz. Yeter ki insanlar hayatının belli bir döneminden sonra Gerçekten bilgiyi kazanıp onu yansıtmak üzerine bir anlayışı benimsesinler.